Ve yeni güne başlarken finansal piyasalardaki duruma da bir bakalım, beklentileri alalım. Karşımızda Ahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş var. Tonguç Bey merhaba, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Semra Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Oldukça hareketli bir yılı geride bıraktık aslında. Borsa İstanbul 100 endeksi açısından baktığımızda %190'ın üzerinde bir artışla yılı kapattı. Gelecek yıldan, 2023'ten ne bekliyoruz? Özellikle bugün itibariyle baktığımızda nasıl bir açılış beklersiniz borsa tarafında? Evet, bu hafta tabii yurt dışı biraz daha hala geçen haftanın o tatil havasını kapalı olan piyasaları ile birlikte yaşamaya devam edecek gibi gözüküyor. İşte İngiltere, Amerika gibi piyasaların kapalı olması hemen yeni yılın ardından bence biraz daha piyasalardaki o yatay fiyatlamaların devamını beraberinde getirecektir. Tabii hemen yarın biz Türkiye'deki enflasyon verisini göreceğiz. Özellikle Aralık ayındaki fiyatlamaların bu baz etkisi beklentisiyle birlikte nasıl şekilleneceğini göreceğiz ki burada bir düşüş de, sert bir düşüş de olmasını piyasa bekliyor. TÜFE tarafında özellikle %66-67'lere doğru. Bir ikinci gelişmede yurt dışında yarın piyasalar açıldıktan sonra her zaman takip ettiğimiz ayın ilk haftasındaki tarım dışı istihdam verisi olacak. Dolayısıyla bugün biraz daha sakin ama hafta içinde veri akışıyla birlikte tekrar fiyatlamaların biraz daha yerine oturduğu bir küresel piyasa olacak diye düşünüyorum. Bugün de Borsa İstanbul cuma bıraktığı yerden neredeyse işte 5500'lerin üzerinden vadeli piyasalardaki pozitif beklentiyle bir pozitif açılış yapacaktır. Ama gün içinde biraz önce de söylediğim gibi geçen haftanın düşük hacimli hisse bazlı hareketlerin olduğu bir gün yaşamayı büyük ihtimal hep beraber göreceğiz diye tahmin ediyorum. 2023'te de aynı performansı bekler misiniz borsa tarafında? Şimdi son 4 yıldır aslında Borsa İstanbul kazandırmaya devam ediyor ki geçen yıl belki de tarihin en hareketli, en yüksek potansiyelinin olduğu, en çok yatırımcının ilgi gösterdiği bir piyasa oldu, bir pazar oldu. Hatta buna halka arz performanslarını ve halka açılan şirketlerin sayı ve hacim büyüklüklerini de ekleyebiliriz. Dolayısıyla çok canlı aslında bir 2 yıl yaşadık ama geçen yıl tabii ki fiyat artışı olarak da veya endeks yükselişi olarak da çok ekstrem bir yıl olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası 2023'te bu kadar yüksek bir getiri beklediğimi söyleyemem. Çünkü hani genel olarak bu kadar iyi performans gösteren piyasalar sonrası herhangi bir ürün için de bunu değerlendirebiliriz. Bir negatif tarafta olabilecek beklentilerin hani yıl içerisinde evet tekrar bir getiri olabilir ama yani %200'e varan hatta bazı hisselerde işte %1000'e varan diyelim böyle bir yükselişlerin olmasını beklemiyorum. Onun nedeni de şundan, aslında pozitif beklentilerimiz de var 2023 için, biraz da negatif beklentilerimiz de var. Bir kere büyümenin, yani Türkiye için de aslında dahil olduğu bir ülke grubundan bahsedebiliriz ama küresel anlamda büyümenin 2022'den daha fazla konuşulacağı bir yıl olacağını düşünüyoruz. İçeriye baktığımızda borsa performansı açısından evet büyüme devam ediyor Türkiye'de ama nispeten o yurt dışındaki resesyon beklentileriyle biraz daha özellikle 3. çeyrek verilerinde azaldığını görüyoruz. Faizleri tek haneye indirdik. Burada Merkez Bankası'nın bir süre bekleme ihtimali var. İşte enflasyon konuşuyoruz. Enflasyona karşı alternatifsiz bir piyasa olduğunu söylüyoruz borsanın. Geçen yılın neredeyse tamamında ama burada hemen Ocak başında enflasyonda bir geri çekilme göreceğiz. Dolayısıyla belki yurt dışının da yavaşlama eğiliminde olduğu bir dönemde bizim ihracat kanallarında da bir daralma söz konusu olabilir ya da zorlanma söz konusu olabilir. Bunlar biraz negatif beklentiler. Dolayısıyla bu taraf biraz borsayı özellikle açıklanacak finansal tablolar içerisinde ve geldiğimiz fiyat seviyelerindeki fiyat kazanç oranlarında biraz zorlayabilir. Eğer pozitif olarak bakabileceğimiz de aslında enflasyondaki düşüş, düşük faiz ortamı ve burada yatırımların hala artacak olmasının beklentisi bunun büyümeye bir desteği olacağını düşünebiliriz. Yine asgari ücret, işte EYT, KGF,
gibi düzenlemelerin belki şimdi emekli maaşlarında da bu artan gelir artışının özellikle enflasyonu yakalama yöndeki gelir artışında iç piyasada bir canlılık yaratması söz konusu olacaktır. Burada yine yerli yatırımcının geçen yılın son 3 ayında ki tamamında 1 milyon 300 gibi neredeyse haftalık böyle 100-150 bin gibi hesap açılışları düşündüğümüzde yüksek bir oranda borsa ilgi duyacağı da pozitif beklentiler içerisinde. Ama bu ikisini eklediğimizde yani geçen yılın borsayı yukarı çeken dinamiklerinde bir yataylaşma, bir bekleme havası olabilir. Belki yeni haber akışları özellikle enerji tarafında Türkiye için çok önemli olabilir. Bunun etkisini borsada görebiliriz. Ama yani %200'lük bir ikinci yıl getirisi veya daha üzerinde bir getiri olması için biraz daha Türkiye için yeni bir hikaye ve beklenti olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama borsa yani 1000'de de 2000'de de endeks için konuşuyorum. 5500 seviyesinde de her zaman fırsatları yatırımcıların karşısına çıkarıyor. 2023 biraz daha seçici, sektörel veya hisse bazlı yatırımların yapılması gereken bir yıl olduğunu düşünüyorum kanımca. Yani yatırımcıların biraz daha dikkatli olması gereken bir yıl da diyebiliriz aslında özetle. 2023 biraz da... Buyurun isterseniz eklemenizi yapın, sonrasında enflasyona geçelim biraz da. Ya aslında şöyle Semra Hanım, kesinlikle haklısınız. Yani dikkat ediyorsanız şimdi 2022'de çok yoğun bir enflasyon yaşadık biz. Hı hı. Yüksek bir enflasyon yaşadık. Yani yalnız borsa değil, emlaktan işte otomotive veya herhangi bir yatırım yaptığınız ya da ihtiyacınız olan bir ürüne alım yönünde yıl başında bir şeyde bulunsanız, hamlede bulunsanız diyelim, bir para harcasanız, bunu borsa İstanbul için de söyleyebiliriz, altın için de söyleyebiliriz. Hı hı. Neredeyse her ürün kendi pazarı içerisinde bir değer artışına neden oldu. Şimdi 2023, işte Sayın Cumhurbaşkanımız da geçenlerde ifade etti. Öyle ya da böyle yani enflasyonu %20 olacak şekilde planlarınızı yapın dedi. Şimdi en azından bu noktada bir paralellik kurmaya çalışırsak, demek ki kısmen daha düşük bir enflasyon veya bu gelir artışlarının ya da fiyat artışlarının biraz daha sınırlı kaldığı bir Türkiye olacağını ben tahmin ederek bu beklentimi söylüyorum. O açıdan yalnız Borsa İstanbul için değil, birçok üründe 2022 getirilerini bulma şansımız biraz daha zor olabilir. Onun için daha kontrollü, daha yayılmacı bir yatırım yapıyorsanız, bir portföy diyelim, bir yatırım tercihinizin olması 2023'te çok daha mantıklı olacaktır açıkçası. Peki enflasyona dair beklentilerinizi de almak isterim. Yarın itibariyle Aralık ayı enflasyonu açıklanacak. Baz etkisiyle bir düşüş beklentisi var. Ne kadar bir gerileme beklersiniz siz? Yani o baz etkisini ne kadar güçlü görürsünüz? Ve 2023 itibariyle de yani bu işte yılın ilk yarısı itibariyle baz etkisinin devam etmesi bekleniyor. Haziran ayına kadar, Mayıs Haziran'a kadar. O baz etkisini bir miktar asgari ücret artışları, yani asgari ücrette yapılan işte %100'lük artış ve işte EYT gibi düzenlemeler. Yani hem bir yandan maliyet kaynaklı hem de bir yandan da aslında talebi destekleyici açıdan baktığımızda enflasyondaki o baz etkisiyle geri gelişi, düşüşü biraz sınırlandırır mı sizce? Böyle bir beklentiniz var mı? Şimdi bir kere enflasyonla ilgili herhalde yarın %2-2,5 arası yine bir aylık enflasyon göreceğiz. Yani bu şu anlama geliyor. Hala fiyatlar düzeyi aslında aylık bazda artmaya devam etme yönünde olacak. Yani negatif enflasyonu biz aylık bazda belki yılın ortalarına doğru görebiliriz. Eğer her şey yolunda giderse ama bir önceki ay yanılmıyorsam 84-85 arasında bir tüfemiz vardı ve geçen ayda aslında yani Kasım ayında da bir nebze durduğunu gördük enflasyon. Hatta üfede geri çekilmenin çok daha sert olduğunu gördük. Buradaki baz etkisiyle aslında aşağı yukarı 17-18 puanlık yani %66-67'lere kadar geri çekilebilecek bir yıllık enflasyon göreceğimizi piyasa beklentisi içinde söyleyebilirim. Dolayısıyla Şubat ayında da bir önceki sene işte %11 civarında artan bir enflasyon vardı. Evet. Dolayısıyla orada da net bir sert baz etkisi düşüşü görmeye devam edeceğiz. Zaten bu bekleniyordu ama
söylediğiniz gibi yani yılın neredeyse ilk yarısı bu yüksek baz etkileriyle bir gerileyen enflasyon görme şansımız olacak. Zaten bütün tartışma işte %40'lara doğru geldikten sonra enflasyonun gerçekten kalıcı olarak %20'lere sonra da tek hanelere doğru gelebilecek mi? Tabii bunu da yıl içindeki gelişmelere bakacağız ama enerji maliyetlerinin düştüğünü, hani küresel resesyonun yani enflasyon üzerinde pozitif bir etkisi olacağını da aslında tartışmasız söylememiz gerekiyor. Ama yıl içinde ekonomik değişimler ayrıca değerlendirecektir. Şimdi bu işte EYT maaş hem emekliye hem asgari ücrete hem düşük KGF'nin yaratabileceği o talep tarafı sorunuzun ikinci kısmı için tekrardan bir enflasyon yaratabilir mi sorusuna da hep şu cevabı veriyorum aslında. Biz zaten yaptığımız bu değişiklikleri yani işte gerek emekli olsun gerek asgari ücrete gerek işte EYT düzenlemesi olsun hani belki tam hedefi o olmayabilir ama çoğunun %80'inin aslında bir gelir artışıyla enflasyonu yakalamak amaçlı olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani bu enflasyon ve üstünde bir getiri ve bunun bir talep patlamasıyla tekrar enflasyona yani işte özellikle talebin yoğun olacağı bir Türkiye düşünerek enflasyonun daha yükselteceği yönündeki etkisi tabii ki söz konusu olabilir. Ama yani bunu yaşadığımız enflasyon ve geçmiş enflasyona göre oranladığımızda hani maksimum olsun olsun %10 gibi ben görüyorum açıkçası. Çünkü fiyatlar seviyesi düştükçe evet insanların alım gücü yükselecek ama bunu dönüp de enflasyona doğru bir talebe dönüştürebilecek kadar güçlü olacağını tahmin etmiyorum. O açıdan belki bu konuştuklarımız daha çok büyümeyi tetikleyebilecek, büyümenin yavaşlamasını durdurup işte hem düşük faizli ortam hem gelir artışlarının biraz daha üretimi tetikleyebileceği bir gelişme olarak bakmak lazım. Ve nitekim tahmin ediyorum biz işte gelen enflasyonlarla birlikte buradaki değişimi veya buradaki etkisini de çok net bir şekilde değerlendirebileceğiz. Onun için benim çok yüksek bir talep artışı enflasyonu kaynaklı hani yükselişi enflasyon içinde göreceğimizi düşünmediğimi ifade etmem gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ederiz Doğmuş Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yıllar, iyi seneler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler.